Hocam ne haber? İyiyim çok şükür ya. Sen nasılsın Can Canan? Can Canan. Canan benim, bir dakika. Senin Can olacaktı. Şey sıfatı oluyor ama yani. Can bir sıfatmış gibi kullanılıyor. Canım Canan. Can aynen, Canan. Aynen. Can bana öyle diyenler artmaya başladı. Ne haber Can Canan? İyidir Can Can. Can 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 Can. Hocam toplumsal olarak işte belli dönemlerin ruhu var. Belli toplumun belli kesimlerinin belli zamanlardaki yaşadığı psikolojik durum, duygular vesaireler var ve hem sosyoloji tabanlı, hem iletişim tabanlı, hem eğitim soruları sorarken de biz de buna bakıyoruz. Buna en kolay baktığımız yer Google Trendler. Biz ne aramışız, neyle ilgileniyoruz, bu dönemi ne belirliyor falan. 2019'a baktığında seçimler belirlemiş hikayeyi. Hani tuhaf tuhaf şeyler ya da kadın cinayetleri belirlemiş Google'da ne aradığımız mevzusu. Diziler, filmler falan falan yön veriyor. Elbette 2020'de de pandemi belirliyor. Şimdi bu bakış açısıyla baktığında hani bu bir örüntü gözlü hikayesi ya. Uzun zamandır yaptığım bir şey. Yani hani toplum genel olarak hangi duyguyu yaşıyor? Ya da hangi duygudan, hangi duyguya dönüşüyor? Hani toplumsal olarak. Sokakta konuşmalar, ben hiç taksici konuşmalarını hiç kaçırmam. Fırsatı varsa işte muhabbet ettiğin. Esnaf konuşmalarını kaçırmam tümüyle. Hani insanlar ne yaşıyor, ne yapıyor? Birçok öğretmen arkadaşım var eskiden öğretmenlik yapmaktan. Öğretmen konuşmaları neye dönüşüyor, ne yapıyor da? Her meslek, hem sosyolojik, kültürel grup kendi içerisinde çok böyle hani baskın bir şekilde çaresizlik konuşuyormuş gibi bu dönemde. Yani şimdi mesela öğretmen konuşmalarına bakıyorsun. Sistem öyle ya da böyle hani doğru eğitim verip verilememenin sorumluluğunu bir şekilde öğretmenlerin sırtına yıkmış gibi görünüyor. Hep onların daha fazla bir şey yapması ya da bir şey eksik gidiyorsa öğretmen yapmadığı için yapması ve onlar o girdaptan da çıkamıyor. O kadar hızlı dönüşmek bilmem ne yapmak mümkün değil. Yani öyle mucizevi bir sıçrama da yok. Hiç kimsenin teknik altyapısı da ona müsait değil. Zihinsel altyapısı da ona müsait değil. Orada bir çaresizlik, kendi içerisinde ne yapacağını bilememe, her gün saatlerce telefonun ya da işte bilgisayarın karşısına geçip öğrencilerle bir şey konuşuyor ama hani o konuştuğu şey ya da anlattığı şey bir şey değiştirmediğini görüyor. Taksicilere bakıyorum. Şimdi taksicilerde hikaye hep şeydir. İşte belli bir oranı geçici taksicidir. Belli bir oranı da esnaf taksicidir. Zaten bizim sorun diye bahsettiğimiz hikayeler esnaf taksiciyle olmaz. Esnaf taksici ne yapacağını bilir. O sorun geçici taksiciyle yaşadığımız sorunlardır. Şeye bakıyorsun, geçici taksici oranı. Bindiğim taksilerin %80'i artık geçici. Adam 3 ay önce battık abi, 2 ay önce battık, işte 22 adam çalıştırıyordum, 250 bin lira borca battık bilmem ne falan falan diye hikayeleriyle beraber şeyi anlatıyor. Bir sürü şey esnaf, işte restoran, kafeterya, bar, pub bilmem ne falan tanıdığımız var, sahibi, işletmecisi, bilmem necisi falan. Kör göz kapattı, elemanları işten çıkarttı. Yani hani ne olacağı belli, kirayı devam edecek, ev sahibiyle ne kadar seviyede anlaşacak ki büyük kiralar biliyorsun hikaye. En önemlisi yani çok kritiktir. İşte marka için danışmanlık da veriyorum o tarz yapılara. Yani o mekanın popülaritesi belli bir hizmetin belli bir sürekliliğiyle oluşan bir şeydir. Hani o bir yatırım, o mekan öyle bir değer kazanır. Şimdi aradan 3 ay geçince herkes unutacak o birikmiş bilgiyi. Herkes unuttu da zaten. Yani sıfırdan yeniden başka ilişkiler başlayacak. Adamın tüm yatırımı, 10 yıllık mekan yatırımı, 5 yıllık mekan yatırımı çöpe gitti falan bir şeydi. Normal ortalama her adamı fena kazanmayan, işte atıyorum orta bant diye kabul edilen, işte 5 bin lira, 7 bin lira aralığında, 10 bin lira aralığında para kazanan adam bile ekonomik olarak markete gittiğindeki yaptığı alışverişin miktarı neredeyse %70'e, 80'e yakın zamlandı, dönüşüm bilmem ne. Ve kötü tarafı şu, bir çıkış yolu yok. Bir kapalı tuzak gibi. Ya yani herkesin sohbetinde o tınıyı yakalıyorum. Yani depresyonda kendini kötü hissediyor, insanlar ne yapacağını bilmiyor, panikleme değil. Çaresizlik fotoğrafı var gibi görünüyor. Bunun bu arada uluslararası arenada da başka ülkelerde de olduğunu biliyorum. Bu ülkeler Avrupa ülkeleri de olabilir, Afrika, Çin vesaire falan falan da olabilir ama Türkiye'deki fotoğrafımız kabaca baktığında insanlar kendilerini, çocuklarını, kendi geleceklerini çaresizce elden kaçırdıkları bir dönem, geçirdikleri bir dönem. Bu bir umuda, bir şeye dönüşebilir. Yani yarın bu konu değişebilir gerçekten. Ama bu çaresizlik konusunu bir sohbetini beraber yapalım istedim. Çaresizlik duygusu nasıl birikiyor bizden, neye dönüşüyoruz? Bunu pandemi, yani hani virüsün etkisiyle beraber de konuşalım. Onun dışında da bağımsız olarak hani bu neye neden oluyor ya da ney buna neden oluyor ve bu nasıl dönüşecek sohbeti. Hem biyolojik yaklaşalım, hem evrimsel yaklaşalım, hem biraz sosyolojik yaklaşalım. Aklına
Ben mesela ne zaman kendimi çaresiz hissettim diye düşündüm şimdi. Aklıma çok bariz bir örnek geldi. Gitar çalıyor dedikleri zaman benden ne zaman popüler bir parçayı eşlik etmek üzere çalmamı isteseler büyük bir çaresizlik hissederim. Çünkü repertuarımda hiçbir başkasının yaptığı beste olmadı şimdiye kadar. Yani hele popüler parçalar hiç olmadı. Repertuarımda bir şey olmadığı zaman o benden istendiğinde ben çaresiz hissederim. Gerçekten çaresizimdir çünkü yapabileceğim bir şey yoktur yani. Bilmiyorumdur, çıkın da bunu bulundurmamışımdır. Şimdi hakikaten çok derin bir çaresizlik hali var. Bana dahi bulaşıyor. Ben mesela ticaret yapan bir insan değilim. İşte böyle para piyasalarıdır, uluslararası ilişkilerdir, ülkenin siyasi durumudur. Hiç ilgilenmiyorum yıllardır. Fakat ben insanlarla ilgilendiğim için artık dokunduğum herkes feryat ediyor. Size söyledim, geçenlerde Kadıköy'e indim. Kadıköy'de birkaç dükkan bayağı dikkat çekici sarı distopik afişler asmışlar. Yani batıyoruz, farkında mısınız diye yazıyor ve gerçekten doğru söylüyorlar. Yani şu anda en azından bildiğimiz ekonomik ölçütler çerçevesinde hakikaten gemi karaya oturmuş durumda. Yani bu ülkemiz zengin olabilir, devlet para harcı olabilir, bir şey olabilir ama bireyler artık bildikleri şekilde hayatlarını idame ettirecek bir noktada değiller yani, o çok kesin. Ve burada da ne yapacağımızı bilmememizden kaynaklanan, yani repertuarımızda olmamasından gelen bir hareketsizlik hali. İşte bunun adı çaresizlik. Adı üstünde zaten çaresizlik bence en güzel kelimelerinden bir tanesi. Çare, çözüm yolu. Yoksa adı çaresizlik. Şimdi diyorsun ya, herkesi etkilemiş bir durum var ve bir türlü buradan nasıl çıkacağımızı da bilmiyoruz. Burada nasıl idame ettireceğimizi de bilmiyoruz. Burası bize yabancı bir yer. Şöyle düşünelim. Uganda'nın bir ücra köyünde doğmuş olaydık. Ve bir yıl önce Türkiye'ye taşınmış olsaydık. Şu pandeminin ekonomik krizinde en rahat, en krallar biz olacaktık. Çünkü orada hiç yok. Ve hiç yokluğun içerisinde hayatta kalma repertuarı çok geniş. Evet. Yani tutup mesela Bağdat Caddesi'nde yürürken ağaçlardan beslenebilir o insanlar. Bilirler yani hangi ağacın otun neresi yenir. Bildiğin bizim üstüne basıp geçtiğimiz çimeni yemeğe dönüştürebilirler. Anlatabiliyor muyum? Çünkü yokluk içerisinde o repertuar kendi kendine oluşmak zorunda. Aksi takdirde hayatta kalamazsın. Bir söz vardır. İnsan açlıktan ölmez. Ünsiyet alışkanlıklarından ölür diye. Yani çok yemeye alışan yemediği zaman normal bir insanın dayanabileceği açlık süresinin yarısı kadar bile dayanamaz. Çünkü bedenin, psikolojisinin belli bir beslenme sistemine bağımlılığı vardır. Onu ortadan kaldırdım mı o dağılır. Şimdi sanıyorum herkes şunu görmeye başladı. Yani bundan 2 yıl önce, bundan 3 yıl önce, hatta geçen sene bu zamanlar aslında bayağı bir bolluk döneminde yaşıyor olduğumuzu insanların yavaş yavaş mesela görmeye başladığını düşünüyorum. Yani şimdi bir sihirli değnek olsa, bütün ayarları resetleyip sadece 1 yıl öncesine dönsek, bence şu anda Türkiye'nin %90'ı buna okey der, ciddi meblağda bir vergi ödeyebilir bunun için. Yani 1 sene öncesine resetleme vergisi diye bir vergi koysan, herkes bunu rahatla yapar. Çünkü o zaman da bak her şeyden şikayet ediyorduk. O zaman da çok problemimiz vardı ama şimdiki hal, o hale göre berbat bir vaziyet. Ama insan zihni göreceli çalıştığı için bizim, ben 70'lerde doğmuş bir insan olarak, işte 80'leri, 90'ları, 2000'leri şöyle böyle görmüş birisi olarak, mesela şu anda bulunduğumuz dönemin daha kötü hallerine en azından şahit olmuşluğum var. Hı hı. Yani bir şeylere şahit olmuştum ben. Fakat onu unutuyoruz. Böyle konuşurken, muhabbet ederken, acık iç kontrol, murakabe yaparken bunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Biraz bugünün şartlarının geçici olacağını unutmak, bunların geçici olduğunu unutmak, konuştuk ya bu da geçer ve mevzusunu motto edinememek, bu çaresizliği çok arttıran bir şey. Çünkü hep böyle ve bayır aşağı gideceğini düşünüyoruz. Devamlı kafamızdaki şey bu. Halbuki hayat böyledir. Yani iner çıkar bir şey. Biraz ritmi yavaştır. Ne yapacak? Yapacak bir şey yok. Yani haftalık günlük değişmiyor bu işler. Yani birkaç ay sürüyor çıkıyor, birkaç ay sürüyor iniyor falan. Bir bunu görebilmek lazım. Bir de gerçekten beterin beteri var, hayatımızdan bayağı çıkmış gibi gözüküyor. Şimdi bu bireysel düzeyde söylediğim şey. Buradan şu anlaşılmamalı. Ben bunları konuşurken hep karşı tarafın, hatta senin bile içinden geçmiştir şimdi konuşurken. Yani ya kardeşim ama kötü işte. Sen öyle diyorsun da ama kötü yani. Kötü. Buna bir itirazım yok. Gerçekten kötü. Fakat bir şeyin kötülüğü ya da iyiliği, daha önce konuşmuştuk bunu, bizim ona verdiğimiz reaksiyonla ilgilidir.
tabiatın içerisinde iyi kötü diye bir şey yoktur. İnsan buna bir etiket takar. Bu arada biz varsak iyi ya da kötü olur. Araya iki virgül arası bir şey yerleştireyim. Elbette biz de burada ekonomik olarak böyle yaparsak bu iyileşir ya da siyasal anlamda böyle taleplerimiz var diye bir sohbet yapmayacağımız da belli. Can Canan buna başka bir yerde yaklaşacak. Elbette. Bu yapılmamalı anlamında söylemiyorum. Bu bizim gündemimiz değil. Biz insanların hangi duyguları, nasıl yaşadığı, nasıl dönüştüğü, sosyoloji, psikolojisiyle bakarak pozisyonlayacağız. Yoksa bunun politik karşılığı başka bir yerde vardır ve o başka konuşulabilir. Bak, yani, bu arada bizim gündemimiz değil dedin, çok güzel bir yer getirdin. Geçenlerde Selçuk Şirin Hoca ile yaptığım mesela sohbette bizim 5 soru programında ben ona da bunu sordum. Niye dedim kızgın değilsin? Hani böyle yönetsel bir sürü hatalar oluyor. Niye dedim kavga etmek yerine şeyi seç, onarmayı seçiyorsun? Niye işte böyle kitap kampanyaları yapıyorsun falan? Adam dedi ki gündemim değil çünkü faydası yok. Yani oraya etki yapabilecek bir şey yok ve sorun şu. İnsanların mesela biz sağ olsunlar yani biz bayağı izlenen bir program haline geldik. Bu arada arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten artık bizim için özel bir sorumluluğa dönüştü Can Canan çekmek. Yani ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Tabii buradaki insanlar sonuçta bir fikir almak, bir hoşça vakit geçirmek, böyle bir online istişare yapmak için bizi izliyorlar. Ve olursa hayatlarında bir açılım da oluşuyor bizim buradaki sohbet muhabbetlerin inşallah. Fakat biz burada tutup da kendi elimizin erişmediği bir şeyle kavgaya tutuşmak, onu suçlamak, mevcuttan şikayet etmek gibi bir tavır koyarsak bizimle beraber olan da yine beklemeye geçecek. Diyecek ulan bunlar bile şikayet ediyor. Bizim yani benim de senin de biliyorum gündemimiz biz bireysel olarak konuyu nasıl biraz daha iyi hale getirebiliriz. Yani önce bireysel yaşantımızda sonra yakın çevremizde nasıl yaparız? Ya biraz önce söylediğim şey bununla ilgili. Benim dünya ekonomisinde global olarak gördüğüm en kötü gidişi yaşıyoruz şu anda. Tekrar söylüyorum ben ekonomist falan değilim yani çok detayını bilmem ama herkes bunu söylüyor. Bir bayır aşağı bir gidiş var. Fakat avantajı şu herkes oraya doğru gidiyor. Yani biri iyiydi de Türkiye kötü bir şey yaptı ya da bizim aile bir hata yaptı işte satılmaması gereken arsayı sattı gibi bir durum yok yani. Herkesin evi barkı arsası gidiyor. Herkesin aldığı mal işte pahalanıyor. Herkesin dükkanı kapanıyor, işsiz kalıyor. Ya da işte iş şekilleri değişiyor, bir türlü bir şey yapamıyoruz. Şimdi hep baştan beri anlatmaya çalıştığım şey, çaresizlik, belirsizlik halinde repertuar darlığının doğal bir sonucudur. Belirsizlik olur, sizin repertuarınızda yeni durumları inşa edecek ya da baş edecek bir şey yoksa çantanızda oturur kalırsınız. Hep ne diyordum ben pandeminin başından beri Türkiye'nin canlı yayın rekortmenlerinden birisi olarak? Ya kardeşim bu durum böyle ama bir durumu bir gör, bir kabullen, sonra da yapmadığım şey yapmaya başla. Yani repertuara biraz ilave yapalım. Mesela iyi ki 20-30 senedir ün yapmış bir restoranım yok mesela. Yani şu anda gerçekten karnım çok ağrıyordu. Dediğin gibi aylardır insanlar mekanıma uğramadığı için alışkanlıkları değişti. Sonuçta bir mekana karnını doyurmak için gitmiyorsun. O bir alışkanlık, oranın havası, suyu, sohbeti, muhabbeti için gidiyorsun. Ve o da yoksa o mekanın bir anlamı yok. Ama öte yandan da şöyle düşünüyorum işte isim vermeyeyim birçok Türkiye'de ünlü şu anda restoran işletmesi benim arkadaşlarım var. Şu anda başka şeyler de yapıyorlar. Onu da sürdürmek istiyorlar. İlk göz ağrıları mesela o yaptıkları şey. Türkiye çapında çok büyük bir restoran zinciri var mesela. Yani çok da güzel bir yerden tutmuştu. Çok güzel yakalamıştı ama şu anda gidiyorum soruyorum işte 2-3 şubesinde bir tanesi benim evime çok yakın. Nasıl vaziyet diyorum hocam vaziyet falan yok diyorlar yani bitti bu iş. Ama bakıyorum o arkadaşımıza başka işlerle de uğraşıyor. Yani ya o benim yatırımım gitti diye ağlayıp yakınmak yapabileceğiniz şeylerden sadece bir tanesi ama bir faydası yok. Şimdi bu kadar büyük kayıplar içerisinde böyle A, B, C şıklarını değerlendirmek mümkünse kişisel hayatımızda da öğrenciysek başka seçenekler var. Maaşlı çalışansak başka seçenekler var. Ev hanımıysak başka seçenekler var. Boş gezenin boş kalfasıysak zaten dünya bizim yani. O zaman da boştuk, şimdi de boşuz ve yapabileceğimiz şeylerin sınırı yok. Dolayısıyla bu açıdan çaresizlik tercihlerimizin sonucudur. Onu unutmayalım. Çaresizlik bizim geçmiş yaşamsal tercihlerimizin sonucu. Belki bir ara şu hani neye göre seçim yapıyoruz, nasıl karar veriyoruz onu bir zaten konuşacağız o listemizde var. Ona baktığımız zaman karar verme mekanizmamızı otomatiğe salarsak başımıza bu geliyor. Yani gelişine yaşarsak bu geliyor. Bir sene öncesine dönmek için şu anda dünyaları verebiliyor olmamız, bir sene öncesinde şikayet ediyor olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. O zamanın kıymetini iyi değerlendirememiş olma ihtimalimizin yüksek olduğunu
unutmamamız lazım. Bugün de benzer bir durum var. Bugün insanın yaşayabileceği en kötü şeyi yaşamıyoruz. Bugün kötü bir şey yaşıyoruz. O da bize göre kötü bir şey yaşıyoruz. Mesela ağaçlara, kuşlara, otlara göre çok güzel bir şey yaşıyoruz. Çünkü nefes aldı hayvanlar. Hele bir sokağa çıkma yasağı olsun diye bütün tabiatın tekrar beklediğini düşünüyorum ben. Keşke dünya bir komple kapansa da boğazın suyu temizlense falan gibi. Evet, gerçekten böyle değişimler oluyor. Ama yani bu bizim için kötü. Onu bir anlayalım. Ve ben mesela her gün neredeyse artık kendime yaptığım meditasyon bu. Benim de bir işim var. Ben de bir hayat sürdürmeye çalışıyorum ve çok zorluk yaşıyorum son dönemlerde. Yani bir sürü zorluğumuz var işte. Biliyorsun Açık Bey'in ofisi kaç kere taşındı, bilmem ne oldu. Yani bir sürü hesabımızı bozan şey var ama sürekli olarak yeni yapabildiğim şeylerin keyfini sürmeye çalışıyorum. Yani onlara odaklanıp orada gelişmeye gayret ediyorum. O yüzden ben mesela depresyona girmeye vaktim yok. Ama belli bir süre çaresizlik halinin en kötü tarafı bizi deprese eder. Artık hareket edemez hale getirir. Şu anda komplo teorisyenlerinin bu virüs enfeksiyonunun dünyada medyatik tabanlı olarak bu kadar yoğun işlenmesinden bekledikleri sonuç, hani hep diyorlar ya bir şey yapmak istiyorlar. Eğer böyle bir şey varsa o sonuç bu sonuç. Deprese edilmek isteniyor sen. Peki insan deprese olunca ne olur? Yani hareketleri baskılanınca ne olur? Akıllıca düşünemez, doğruyu yanlıştan ayırt edemez. Otoriter ve güçlü olana yanaşır. Onun yanında terkisinde yer almak ister. Yıkıcı ve insafsız olur. Zalimin zulmünü kurtarıcı bilir. İnsan deprese olduğu zaman kitleler halinde çok tehlikeli bir varlık haline gelir. Ve eğer insanlığı birbirine sokmak istiyorsanız, bir şekilde huzursuzluk, isyan, kargaşa çıkarmak istiyorsanız önce çaresiz bırakın, sonra deprese edin, sonra da bir kurtarıcı gönderin. O kurtarıcının peşinden hora hora işte aksınlar 1920'lerde, 30'larda Almanya'da Nazizm'in nasıl yükseldiğine benzer bir hikayedir. Ya yani 100 yılda bir dünyanın herhangi bir yerine baksalar da aynı hikayeyle karşılaşmak mümkün bir şeydi. Ya mesela ekonomilerde fark ettiğim tuhaf şeylerden bir tanesi, o hani bir değişim zinciri fark ediyorum da hikayede. İşte bundan 300 yıl öncesinde para kazanabiliyor olmanın ya da daha zengin oluyor olmanın tek bir tane kuralı var. Bir başkasının elindeki parayı alıyor olmak. Evet. Ya başka türlü bir para kazanmaya aynı toprağı sürerek. MTA belli zaten. Belli. Yani hani aynı yapının içerisinde dönerek daha çok para kazanmak mümkün değil. Elindekinden daha fazla para istiyorsan gideceksin. Sinan'ın elindekine el koyacaksın. Öteki taraftakini yapacaksın. 1900'lerin başında kapitalizmle eşleşerek yani hikaye bir şeyi keşfediyoruz aslında. Ben bunu tümden dünyanın birlikte sezdiği bir şey olarak algılarım hep öyle. Yani bunu bir siyasal akımla alakalı değil. Zihinsel evrimin getirdiği, kültürel evrimin getirdiği bir sonuçmuş gibi. Zamanın gelir. Ruhu gibi sanki. Gibi bir şeydi. Bu benim hissettiğim duygu böyle. Yani bir tür karma gibi algılarım. Yani karmanın döngüsü gibi algılarım. 1900'lerin başında bir şey fark ediyoruz. Bir başkasının elindekini almamıza gerek yok. Bilim ya da teknolojik yatırımla elimdekini çoğaltabiliyorum. Değer üretebiliyorum. Değer üretebiliyorum. Hani bu böyle olunca bu sefer sömürüyü insandan insanaya çıkarttık, sömürüyü doğaya dönüştürdük. Aynen. Madeni sömürüyoruz, ağacı, bitkiyi sömürüyoruz, hayvanı sömürüyoruz falan gerçekten öyleye döndü. Yani hayvanı sömürüyoruz da ortalama bir tavuk çiftliğine gitsin birisi. Yani nasıl sömürüyoruz yani bildiğin sömürüyoruz yani. Aynen. Şeyde hayvanın canlılık varlığı. Bütün sistem sömürüyor. Evet evet yani. Canlılık varlığı üzerine dönüşüyor bir hikaye. Fakat burada da İster istemez ben hep buna takılırım ya, bu kızdığım bir şeydir. Yani özellikle Türkiye'de işletmecilerin evrenine döndük. İşletmecinin zihninde yaşıyoruz biz bir şeyde. Bu da çok karlılık demek, bu çok ölçme. İşletmeciliği çok önemli bulurum bu arada. Hiç tokak ettiğim bir şey değil ama işletmecilik bir yan daldır. Kararı işletmeci vermemeli. Kararın verilmesi için danışmanlık vermeli. Ama biz de sürecin tümüne işletmeciler verince çok karlılıkla ilgili düşünmek zorunda kaldığımız bir evrende kaldık. Şimdi biraz bir alternatif geliştirmede çaresizlikle alakalı. Karlılıkla düşününce gerçekten boku yedik. Çok özür dilerim tanım için ama böyle yani. Karlılıkla düşününce gayet. çok canımız yandı. Şimdi galiba we are in deep shit diye İngilizcesi de var yani hakikaten. Öyle. Şimdi sanıyorum biraz karlılıktan çıkıp fayda diye düşünmeye ihtiyaç varmış gibi görünüyor. O zaman alternatif çoğalıyor. Lan benim ha şimdi kime ne faydam olur? Yani gerçekten bu basitlikte karlı para kazanacağın dönüştüreceğin değil, kime ne faydam olur, nasıl yani birine pozitif anlamda bir sırtını sıvazlayayım, bir şey yedireyim, bir şey götüreyim, bir lojistiğe destek vereyim bilmem ne diye baktığımızdaki oluşan, bu öyle ponçik ve süprükleyen iyilik hallerinden falan bahsetmiyorum, fiziken faydadan bahsediyorum bir şeyde.
bu fayda hallerinin oluşturduğu sonuç bu dönemde işe yarıyor gibi. Bu hem çaresizliğe hem ekonomik anlamdaki alternatifleri oluşturmaya işe yarıyor gibi. Toplumsal anlamda buna ihtiyacımız varsa buna evrilmeyi, bunu bir seçenek olarak görmeyi. Çok karlılık odaklı... Dediğini çok destekleyecek bir örnek var. Bu bir afet. Şimdi bizim yaşadığımız bir doğal afet. Evet, evet. Biraz bizim seçimlerimizden dolayı ama sonuçta afet. Afetin çapını biraz büyütelim. İzmir'de olan gibi, 99'da işte Gölcük'te, Adapazarı'nda olan gibi bir deprem düşünelim. Deprem afetinde elimizdeki seçeneklere bir bakalım. Evinin başına yıkıldığı, şehrin sokaklarına çıkamadığın, suyunun bilmem nenin kesildiği bir yerde, bankada trilyon paran olsa, bilmem ne kadar dairen olsa, şu kadar şirketin olsa, o kadar bilmem ne fiziksel gücün olsa, işine yarar mı? Yoksa etrafında başka bir şey mi istersin? Diğer insanları istersin etrafında. Evet, evet. Güçsüz de olsa diğer insanların, yani bedeni gücü zayıf da olsa zekası, aklı ve merhametiyle etrafında diğer insanlar ancak afet durumunda senin kurtuluşuna vesile olabilir. Şimdi bu bir afet durumuysa herkesin bireysel olarak insana yatırım yapması en güzel şey. İşte biraz önce söylediğin, kime faydam olur bu? Şey, nasıl diyelim, böyle faydacı, makyavelist bir anlayıştan bahsetmiyoruz tabii ki. Doğalımıza gitmek, fabrika ayarımıza dönmek. Biz onlarla bağlı olursak güçlü oluruz. Diğer insanlar, orada birisi açlıktan ölürken, orada esnaf batarken, orada bilmem ne olurken. Mesela ben şu anda bu programı gerçekten bir faydamız olur niyetiyle işte çekiyoruz, yayınlayacağız kısmet olursa. Bu insanlara biz bir şey verebiliyorsak yarın bugün o insanlarda, o insanların oluşturduğu toplulukta diyecek ki biz de bunları yalnız bırakmayalım. Yani bunlar da bizden. Karlılıkla düşündün mü şöyle davranmak zorunda kalıyorsun. İşte ben de aynı şekilde hani buna bir puzzle parçası ekleyeyim. Yolda sokakta bir sürü acı çeken adam gördüğünde, dükkanını kapatmış, batmış, işte ne bileyim çoluğuyla çocuğuyla eğitimle bir sürü sorun çeken adamı görünce benim derdim seninkinin bin katı, sen beni yap, problem çökmüyor. Böyle bir hisse dönüşüyor karlılık matematikle düşününce. Ama yani lan işte adam psikolojik olarak çökmüş ya da işte duygusal olarak çökmüş, sen hala dirisin, yürüyebiliyorsun. Benim bu adama bir faydam olur mu? Bu adama, bu kadına, bu insana, bu çocuğa bir faydam olur muyla bakmak. Yan komşuya, alt tarafa, esnafına, bilmem nesine. Kar etmeyi bir ay sonra ben bundan geri alırım, üç ay sonra bunun faydası olur matematiğiyle değil. Hani doğru yerde doğru şeyi doldurma, doğru tatmini doldurma. Çünkü işin bir de hani psikolojik bir durumu var ya, çaresizlikle ilgili işte deprese etme dedin galiba terim olarak. Depresif fotoğrafın içerisine girdiğinde buradan en iyi çıkmanın yöntemi dışarıya iyilik yapmayla ilgili. Aynen. Hani başka direkt iyi gelen. Ha yani duygusal olarak o çaresiz ve köşesine kapanmış, korkan, yarın virüs mü gelecek, ekonomik olarak sorun mu olacak, eyvah bu yani bu para gelmeyecek, bu kira nasıl ödenecek, kaygılarından da seni sıyrıltabilecek, hani dışarıya açabileceğin, network'ünü kurabileceğin hikaye. Birazcık dışarıya faydalı olmaya çalışmak. Mesela bu aralar alışveriş yapalım. Şimdi pandemi başından itibaren bizim bir öğrencimiz tez de yapmıştı onunla ilgili. Tüketim alışkanlıklarındaki değişmelerde bu çok inceleniyor bu ara işte. Mesela insanlar tamam temizlik malzemesi şu bu ev eşyası falan anlarım. Mesela giyim çok fazla giyim. Elektroniği de anlarım. İnternet tabanlı bilmem bir şey yapıyoruz ama dışarı çıkamadığımız bir dönemde çok fazla giyecek almanın mantığını anlayamıyorsun ilk başta. Harcayarak rahatlamaya çalışıyor. Yani bir sahiplik duygusu gene işte alışverişin verdiği standart şey var ya. Yani halbuki mesela şu aralar yapılabilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Zaten dışarı az çıkıyoruz. Mesela alışveriş eden bütün arkadaşlara şey demek istiyorum. Yani normalde pazarlık etme alışkanlığım yoktur benim ama siz de etmeyin bu aralar. Ya ver geç. Yani mesela ufak da mesela ben ne bileyim buzdolabıma magnet almam deme. Mıknatıslı şeyler var ya almam deme. Git al bir iki tane. Yani biraz bu insanların dükkanlarını açık tutmalarına 5 kuruş yardım edebilirsin yani bu gayet mümkün. Bu basitlikte bile yürütmek mümkün. Tabii tabii evet, çok evet. Yani bu bir aslında bilinç dönüşüm meselesi. İşte geçen gün Kadıköy'e gidince o tabelaları görünce gayri ihtiyari 4 çanta alışveriş yaptım. Yani can bere mere bilmem ne bir şeyler buldum aldım yani yolda. Yani esnafın da şeyi var. Adam oturuyor dükkanın önünde şimdi böyle kös kös duruyor yani. Onun en azından sosyal olarak bir etkileşime girmesi, kapısında bir müşteri görmesi, bir varlık nedeni netice itibariyle. Ha ne oldu, esnafın hayatını mı değiştirdim? Bana iyi geldi sonuçta ya. Alışveriş yaptım. Ama bir şeyler almak değil. İnternetten sipariş edebilirdim ben onların için. Daha güzellerini ederdim. Ama orada alışveriş ettiğim zaman eve
mutlu gittim yani. Oh dedik, işe yarar bir şey yaptık, birkaç insana dokunduk. Şimdi sosyalliğin bu kadar azaldığı bir minvalde bizim bunları hayatımıza daha iyi, bu yatırımı kendimize yapıyoruz, unutmayalım. Yani birine bir şey yaparken ona aslında bir çare sunuyoruz. Yani çaresiz olmadığını gösteriyoruz. Dolayısıyla bu da bizim çaresizliğimizin tek ilacı. Başka bir şey yapamazsın yani. Hadi bu sefer ben tamamlayayım hikayenin kendisini. Şey diye söylüyorsun, sen de çok söylüyorsun, ben de başka diliyle beraber söylüyorum. Yani bizim biyolojik varlığımız aslında doğayla ilişkimizi düzenlemek için kurulmuş. İnsan insana ilişkiyi düzenlemek çok sonradan edindiğimiz, hala edinmeye devam ettiğimiz bir model. Çok acemi olduğumuz. Acemi olduğumuz bir şey, bir şeydi. Çaresizlikle alakalı vereceğimiz, bir süre sonra vereceğimiz refleks doğada işe yarayabilir ama insan insana ilişkide işe yaramayacak. Patlama refleksleri gelecek. Yani çok agresif, çok rahatsız edici. Yani işte intiharlara ya da intihar davranışlı reflekslere gidecek. Bu doğada işe yarıyor. Ya da yarıyor. Yıkıcı reflekslere. Evet. Gidecek. Doğada işe yarıyor. Doğada hani olduğu alanı açarak ilerleyebiliyor ama sosyal alanda, toplumsal anlamda infial sürece gidecek. Burada kendimizi korumanın, buradan kendimizi çıkartmanın en iyi yöntemi gerçekten olduğumuz yerde, hangi durumda olursak olalım, hangi ekonomik seviyede olursak olalım, ne tür bir fayda oluşturabileceğimize motive olma hali. Bu duygusal olarak da bizi dengede tutacak. Gerçekten bir şey üreteceksek bundan sonrasında, çünkü bu tarz çökme dönemleri hep öyle ya da böyle bir umut ve patlamak güzel, pozitif anlamda parlama dönemleriyle devam eder. Oradan üreteceğimiz şeyin kalitesini yükseltmeye de böyle bir şeyin neden olacağını düşünüyorum. Çaresizlik üzerine düşünmeye ihtiyaç var yani. Aynen öyle. Bir şey daha geldi aklıma. Lütfen. Kapatacaktım lütfen, ama. Lütfen. O hep alışık olduğumuz, gittiğimiz restoranlar var ya, biliyorsunuz şimdi paket servis yapıyorlar. Paket servis verin. Sipariş verin. Evet, adamlar çalışsın. Evet, 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 gerçekten. Yani yapın, çünkü kapanırsa bir daha gidemezsin. Ya bu arada yani, ne anılar var orada? Ya sadece anılarda değil, mesela şeye bakıyorsun yani, mesela karlılıkları falan çoktan geçmiş, kişisel olarak para kazanmayı çoktan geçmiş. Elemanları işten çıkartmamak çabası. Tabii ki ya. Ya bu mesela büyük infial ve büyük eziyet. Evet. Ya 10 adamla çalışıyorsun, son 3 yıldır çalışıyorsun, onlar senin çocuklar bilmem ne falan. Evet. Ya o çocukların sigortası maaşı ödensinle uğraşıyor adam aslında. Hani böyle çok insan tanıyorum. Evet, evet. Tek derdi olan çok insan var. Evet, evet. Yani karşılıklı aşacağız bunları inşallah. Burası geçecek arkadaşlar. Bu da geçer yahu diyorum size. Ben demiyorum. 3000 yıldır diyorlar. İnşallah duyuyoruz. Hadi böyle kapatalım. Önce can sonra canan.